acayip bir sıcak var. Yani önceki seneler gibi değil. Günlerdir ne uyuduğumuzdan anlıyoruz, ne uyandığımızdan anlıyoruz. Haziran'ın 24'ünde klima aldım. Ve bugün Haziran'ın Temmuz'un 23'ü bir ay oldu. Çok aşırı yığılma ve sıra olduğu için ancak o zamana kadar sarktı. İşte bugün klima için aralar geliyorlar. Biz de şimdi eve geçiyoruz. TCL marka aldım. Klima tarafında en azından bilinen bir marka değil. Bakalım kutudan neler çıkıyor, servis nasıl davranıyor, kurulum nasıl ilerliyor. Hep birlikte bunu izleyeceğiz. Klimalarımızı buldular. Bu dış ünitemiz. Alttaki dış ünitemiz. Bu da iç ünitemiz. Kargoyu Horoz Lojistik getirdi. Ve gördüğünüz gibi kutuda en ufak bir hasar yok. Normalde pek iyi duymayız yani. Ben en azından hakkını vereyim. Herhangi bir hasar görmeden geldi. Bunu özellikle neden diyorum? Dün arkadaşıma Veste diyorum. Samsung kırma geldi. Dış ünite şu kutusu neredeyse paramparçaydı. Umarım içindeki zarar görmemiştir. Bunu buraya monte ettirmeyi düşünüyorum. Tabii burada dış ünitenin de konumu çok etkin olacağı için gelen arkadaşlarla karar vereceğiz. Ben özellikle burayı istiyorum. Çünkü direkt kapıya baksın. Kapıdan diğer odaları da belki sirayet eder diye. Burayı istiyorum ancak bunun buraya taktığımız zaman dış üniteyi takabilecek pek bir alan var mı bilmiyorum. Burada bir cam var. Camdan dışarı takılabilirim yan tarafa veya yan oda. Buranın yan odasının penceresinin altına. Çünkü bir komşum öyle yapmıştı. Buraya taktırmıştı. Yan odanın da camının altına dış üniteyi taktırmıştı. Veya ikinci bir seçenekti. Yine dediğim gibi kargoyu gelen arkadaşlarla değerlendireceğiz. Klimayı buraya konumlandırıp dış üniteyi de buradaki balkona konumlandırmak. Bakalım nasıl işleyecek süreç. Arkadaşlar gelsin, ona göre karar vereceğiz. Evet, dışarıdan da görüntüleyin. Bahsettiğim yerler buralar işte. Ya iç üniteyi buraya konumlandırmayı düşünüyorum. Dış üniteyi ya buraya, ya buraya ya da buraya. Gelen arkadaşlarla bunu bir değerlendireceğiz. Artısı eksisi, çünkü ben bu evde kiracıyım. Taşınacağım, yarın bir gün sökeceğim. Dolayısıyla takması da sökmesi de kolay olsun istiyorum. Bakalım nasıl karar vereceğiz. İlk yetkili arkadaşlar. Kutu açılışını yapıyor. Düşünce bayağı şık görünüyor. Oh, 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 oh
Klima taktırıyorum ya, hava soğudu. Evet. Olsun, bize iyi geliyor. Aynen. Size faydası olsun en azından. İç ötesi de böyle. Arkadaşlar bunu kırarken göstereyim. Bu arada bunlar vibratörler içinden çıkıyor. Kutudan çıktı yani. Şuradaydı. O zaman götürdü o zaman. Buradaydı çünkü tam. Peki hocam. Değerli ustam. Vakumu niye yapıyorlar? Niye yapmıyorlar ya da? Vakumu niye yapmıyorlar? Taşıması zor. Yani taşıması zor. Bir de zaman. Yani bağlıyor, vuruyor. Vakum ettiğin zaman sistemdeki hava nem makineye zarar veriyor. Hmm. Ekovat yağını bozuyormuş. Ekovat yağını bozar. Randımanlı çalışmaz. Havasını alınmamış araba gibi. He. Telefon bağladın mı oğlum? Parodi videosu yapmışlar, adam hazır çekiyor. Neydi ya o çocuğun adı? Bu aralar şey çok dolanıyor. Klima videoları çok dolanıyor. Aynen. Ama bu sene normalde daha sıcak gibi ya. Çok geçen sene mi? Bir haftaya gün veriyordu. 7 gün 8 gün. Şu an 20-25. Bu sene daha fazla insanların ihtiyacı oldu herhalde. Güzel mi? Bu böyle sıfırın altında olacak, öyle mi? Evet. Yani okunda. Okunu da içeri. Ne, isim neydi? Benim Yakup. Yakup? Ulutaş. Öyle mi köy? Yakup Ulutaş mı? Evet. Ne arıyorsun? Kablosu çıkmıştı içinde. Şey içinde değil mi? Yani şey de koltuğun dibindedir. Koltuğun üstüne attım herhalde. Hemen bakayım bir dakika. Ha burada. Şu değil mi? Hı. Böcek yeme muhabbetinden elime aldım ya. Hı. Şurada kalmış şöyle. Bunun T Pro'sundan taktın mı hocam? Şu hani estirmeyen modeli oluyormuş ya. Nasıl onlar? Sence? Bunlar
Yani geçmiş zamanlarda arada fiyat farkı bayağı azmış ama ben alırken bayağı var. 5000 lira falan derdi ya ben baktım. Yani 2000 lira olsun. Ben bunu 22'ye almıştım. O da 27 miydi ya? Ben yanlış hatırlıyor olabilirim tabii. Kaç aldın bunu? 22. Kuponla falan. N11 kuponla. 1000 lira falan da indirim verdi orada. İyi değil mi? 22 bin lira. Çok iyi. Tamam. Kime taktık bunu aldın başka? Baymak aldı. 27.800'ü aldı mesela baymak. Yanda 28-29 bin lira diyor. Aynen. Diğer arkadaşım Samsung'un şeyini aldı. Wind Free olanlar var ya böyle yani rüzgar çarpmasın diye. İki tane eksik bebeğisi var onun. Çarpmasın diye onu aldı. 37 bine de o aldı. Şeyde o var işte. T-Set T-Pro'da o varmış ya o yüzden sordum aslında taktığımı. Jeffrey Fresh var. J-Fresh'in tam olayını anlamadım. Fresh, dışarıdan hava mı çekiyor? Dışarıdan taze hava çekiyor. Değil mi? Diyor, içinde ekstra bir şey var. Fanı var. Hmm. İçeriye taze hava filtreden geçiriyor. İyonizer falan var. O da taze hava. Daha güzel çekiyor. Aslında dışarıdan temiz havaya çekip tabii. Evin içine. Yani hele şu evlerde. Taze havayı şeyden geçirerek veriyor. Soğutarak geliyor. Aynen. Arabadaki gibi işte. Tabii. Dışarıdan klima yani. Yani taze havayı direkt sıcak havayı içeriye vermiyor. Evet. Yani kondanserden geçirip soğutup öyle yani içeriye veriyor. Çok daha güzel aslında. Onların fiyatlarını bilmiyorum ama çok değil galiba. 12 binli 40-45 civarında. Var. Günlerce yandık. Klimayı taktırdığımız gün yağmur yağacak neredeyse. Hava buz gibi oldu. Şaka gibi. Hakikaten yağıyor şu an. Gördüğünüz gibi oraya taktırdık. Kurulum süreci oldukça iyiydi. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Geçeri geçelim içeride bakalım. Bu ikisini unutmuşuz. En azından şunu taksaydık pipoyu iyiydi. Alttan inişe biliyorsam kendim takarım artık. Evet, kurulum bitti. Arkadaşları uğurladık. Hemen bir sorun çıkmadı. Vibratör takozlarımı da kalın güzelce taktılar. Vakum da yaptılar. Bakarım telefonundan ne kadar sürdüğüne. Elektrik tesisatını abi elektrikçi gelecek dedi ama ben dedim ki abi elektrikçi çağırmayacağım. Ben kendim yapacağım. Sana zahmet. Bana bir tane delik del dedim. Ustam hiç kırmadı beni. Hemen buradan bir delik deldi. Elektrik kablosunu içeri çektim. Zaten çekmeden önce bağladık, test ettik. Soğutmaya başladı. Cihazında da problem yok. Sadece iç elektrik tesisatını halledeceğim ben. Olay bitecek. Evet, günün sonunda klima çalışıyor. Elektrik tesisatını da yaptık. Kumandamız bu şekilde. Kumanda çok şık. Ben kumandaya çok önem veriyorum ya. Her cihazda kumanda cikse güzelse cihazda güzel oluyor genelde. Zaten çok kullanmayacak. Çünkü telefondan uygulamasını kurduk. O daha güzel oluyor. Şu an odanın sıcaklığı 32 derece. Şimdi çalıştırdım 16'da. Şu kapıyı kapatayım. En azından ilk denemeleri bakalım ne oluyor. Tabii temizleyeceğim, gireceğim, çıkacağım. Orası ayrı konu. Henüz. Buraları ustaları da sırada çok alacağım olduğu için ustam siz hepsini bırakın gidin. Diğer arkadaşın işini görün. Ben buraları temizledim dedim. Yoksa toplayacaklardı ama ben toplatmadım. Tabii içinden ayak çıktı çıkmadı meselesi çok konuşuluyordu. Ayağın çıkıp çıkmadığını görmedim. Vibrasyon takozu kesinlikle çıktı onu gördüm. Zaten çıksa da çıkmasa da benim cebimden para çıkmadı sonuçta. Adamlar montajını yaptı gitti ve benim cebimden sonuçta para çıkmadı bu konuda. Orayı düşündük ama orası da iklimlendirme için hani
çok hoş olmayacağını düşündük. Daha burasının daha doğru çözüm olduğunu düşündük. O yüzden buraya bağlayıp yan tarafa aldık. Genel olarak kurulum deneyiminden memnunum yani. Ustam da gayet kibar, nazik, güzelce işlerini de yaptılar. Vakumumuzu da yaptık. İşimizi bitirdik. Espriyle gül oynaya hallettik. Önerir miyim cihazı? Öneririm. Yalnız bu aylarda almamanızı öneririm. En azından bekleme süresini çok takıyorsanız kafanıza, bu sürelerde almayın. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos gibi zamanlarda servis süresi çok uzuyor gördüğünüz gibi. Ama ben en azından cihazın kalitesini bildiğim için, araştırdığım ve öğrendiğim için bekledim, sabrettim ve işimiz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, TCL klimayla bir gün geçirdim. Oldukça memnunum. Güzel. Bu odayı, bulunduğum odayı 24-25 metrekare civarı gayet güzel soğutuyor. İşçiliği de zaten videoda izlediniz. Yani ben çok yorum yapmam doğru olmaz. Ustaların da yorum yapması daha doğru olur. Ben bir sıkıntı görmedim. Sadece bu duvar işte dediğim gibi biraz patladı burayı. Boyayla boyayacağım. Bir de sanki baktığınızda yamuk duruyor gibi ama su terası koyduğumda düz. Onu anlamadım. Duvar mı yamuk acaba? Yani ya da bilmiyorum size nasıl görünüyor ama. Gece nasıl geçti? Gecede bu odayı zaten hızlıca düşürüyor. Bu arayı pat diye hemen 32-33 dereceleri buluyor bu oda. Hızlıca düşürüyor soğukluğunu. 26-25'e bile düşürse burası buz kesiyor yani dışarıdaki farktan dolayı. Gecede yatak odasının kapısını açtım sadece. İşte buradan koridor. Burada da işte yatak odası var şurada. İşte bu alan yatak odası. Burası da 15 metrekare falan. Gayet buz gibi rahat bir uyku yaşattı en azından bana. Hani tüm evi soğutamazsınız onu kim B2'la diyorlar ama ya soğutuyor ya. Yani mutfağı da soğuttu. Şeyi de yatak odasını da soğuttu. Yani sonuç olarak bu odayı 33-32 dereceden 25'e düşürdüyse diğer odaları 32 dereceden 29'a düşürdü. Ama o bile çok büyük bir şey yani bizim için. Çünkü 3 derece oynaması gerçekten böyle yatakta terleyerek uyumakla yatakta yorgana sarılarak uyumak, pikeye sarılarak uyumak kadar fark ediyor. Bence burası 120 metrekare. Gayet yeterli. TCL Home uygulamasını indirdikten sonra aşağı doğru indiğinizde split krema seçeneği var. Bu seçeneğin içine giriyoruz. Burada birkaç adımda yapabileceğinizden bahsediyor. İster böyle yap, ister böyle yap gibi. Ben şu şekilde yaptım. Eko tuşuna 6 defa bastığımda kumandadan ekranda CF moduna, yani CF yazıyor. O CF modunu görmeniz gerekiyor ekranda. Zaten birazdan uygulamada da burada uyarıyor. CF moduna geçtiğinden emin olun diye. Sonra ileri dediğinizde size Wi-Fi ağınızı ve şifrenizi soruyor. Klimanın ağınıza bağlanabilmesi için. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz ve yine ileri diyorsunuz. Sonra cihaz telefonunuza bağlanıyor. Ancak ben burada bağlandıktan sonra uygulama bir anda kapandı. Sonra yeniden açtığımda klima eklenmişti. Ve arayüzüne girebildim. Burada aşağıda modlar var. Kapatalım rüzgar hızı seçeneklerimiz var. Kapatalım yine. Ekonomik moda alabiliyorsunuz. Alt barı ya sağa doğru kaydırdığınızda vektör hava kaynağını, yani o flapların yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı sağa solu nasıl soğutmasını istediğiniz bölgeyi istiyorsanız ayarlıyorsunuz. Uyku modu var. Burada birkaç seçeneği var. Bunları tek tek inceleyeceğiz tabii. Burada sağlık modu var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Sonra diğer ayarlarda da rezervasyon, yani zaman ayarları var aslında. Bunlar şu saatte açılsın, şu saatte kapansın vesaire gibi seçenekler, ayarlar yapılabiliyor. Veya bir seçenek daha var. Bu da sanırım, denemedim ama, şu saatte açılsın, şu günlerde şu saatte açılsın, şu günlerde şu saatte kapansın gibi ek ayarlar yapılabiliyor. Kuru modunun ne olduğunu bilmiyorum. Onu da öğreneceğiz ileriki zamanlarda. İzlediğiniz için teşekkürler.